Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Pırasalı el açması börek tarifimi paylaşıyorum bugün sizlerle. Öncelikle 1,5 kilogram kadar pırasam var elimde. Güzelce yıkadım, kumundan ayıkladım. Böyle minik minik doğruyorum pırasaları. Pırasalı böreğe havuç çok yakışıyor. Bir de havuç ilave edeceğim. Pırasalarımı ufak ufak doğradım. Bir kaseye aldım. Şimdi havuçları rendeliyorum. Genişte bir tava kullanıyorum. Yarım çay bardağı kadar yağ ekliyorum tavaya. Önce havuçları alıyorum. Havuçlar böyle rengi değişip hafif yumuşayınca tamamdır. Ben buraları hızlı geçiyorum. Takdir edersiniz ki. Bu şekilde bu hale geldikten sonra şimdi pırasalarımı alıyorum üzerine. Pırasaları ekledikten sonra şöyle bir kaşık yardımıyla, hatta iki kaşıkla da olabilir, şöyle alt üst edip her yerine dağılmasını sağlıyorum pırasaların. Bu aşamada tuz ilave edebilirsiniz. Bakınız bu şekilde son kıvamı. Ben bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. Çok çok fazla ezilmesine, çok pişmesine gerek yok. Zaten böreğin içinde de pişecek biraz. Şimdi hamur malzemelerini hazırlayalım. El açması yapacağız çünkü. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyorum hamurumda. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su ve onun üzerine tamamlayacak kadar sıvı yağ. Yani hepsini yarımşar çay bardağı kullanıyorum. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 2,5-3, belki 3,5'a yakın. Yoğurdun kıvamına göre değişebilir bu oran. Un ekliyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Şöyle güzel ele yapışmayan, çok da sert olmayan, çok da yumuşak olmayan özlü bir hamur yapıyorum. Hamurum hazır. Şimdi ben bunu şöyle bir tezgahın üzerine alıyorum. Son kıvamını size gösterip şimdi bezeleri ayıracağım. Bu şekilde hamurumu topak yapıyorum. Şöyle eşit büyüklükte olmalarını sağlayarak toplamda şöyle 5-6 bezeye bölüyorum. Bazıları ufak, bazıları büyük oldu sanırım burada ama ben sonra onları ayarlıyorum. Şu ufak olanı ikiye bölüp yaptım. Dörde bölmedim, gül börek şeklinde. Şimdi hamurumu biraz dinlendirdim ben. Şu altlarını unlayarak koymamız daha iyi olurmuş. Ufak bir dinlenmesi yeterli. Eğer aceleniz varsa hemen de açabilirsiniz ama hemen unununca biraz zor açılıyor. Tezgahımı unluyorum. Bu şekilde önce merdane ile büyütüyorum. Bakın altını üstünü güzel unlarsanız asla yapışmaz. Bunu bu aşamalarda size birazcık hamur açma ile ilgili püf noktaları da paylaşmak istiyorum. Yaklaşık şöyle büyük bir servis tabağı boyutuna gelene kadar merdane ile yapıyorum. Hamur açma tecrübesi olmayan arkadaşlarım merdane ile bu şekilde çok güzel büyütebilirler. Bunun çünkü çok yani bir zor bir tarafı yok. Ama oklava ile yaparken biraz daha teknik gerekiyor. Bakın böyle ufak ufak hamura bastırarak, hamura sararak hamurumu açmaya çalışıyorum oklavaya sararak. Benim el açması böreklerim çok seviliyor. Çünkü gerçekten ince açıyorum ve çok güzel oluyor bu. Yani ince açıldığı zaman hamur incecik oluyor ve çıtır çıtır oluyor. Hani sıcakken çıtır oluyor. Piştikten sonra yumuşasa da yine de çok lezzetli oluyor. Hamuru mesela şu aşamadayken yaparsam böreği aynı lezzetli olmuyor. Çünkü ben daha da ince atıyorum. Eğer çok ince açamam diyorsanız hamurlarınızı minik tutun biraz bezelerinizi. Hani ben 6'ya böldüm ya, siz 8'e bölün. Ama yok ben daha büyük açarım, oklavam ve yerim çok müsait diyorsanız da 4 parçaya bölebilirsiniz bu ölçüyü. Bu şekilde son bir kez daha unladım. Bakın büyütme aşamasında da tek bir kere unlarsanız yapışma vesaire yaşamazsınız. Bu şekilde bakın hamurum çok güzel açıldı. Ne bir kıvrılma oldu ne de bir yırtılma oldu. Biraz aşamalı, biraz uğraştırıcı ama inanın bir kere bu tarifi yapıp eğer açabilirseniz bu şekilde dışarıdan yufka almazsınız artık. Bakın inceliğini göstereyim size. Şimdi bir kere daha göstereyim. Hızlı çekimde istedim.
pırasalı, bu tarifi pırasalı yapıyorum. Ben bu tarifi pırasalı yaptım ve bunları hiç pişirmeden direkt tepsi üzerinde şoklayıp buz dondurucuya kaldırdım. Bir müşterimin ricası üzerine hazırlamıştım bunu. Şu sağ üst köşede bulunan kutucukta aynı bu tarifi pişirdiğim şekli var. Ispanaklı börek tarifim var. Pişirme aşamalarını da oradan bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu tarifi direkt şoklayıp buzluğa kaldırmıştım. Şimdi iç harcını gösteriyorum size. Baharat kısmını dengesi tamamen size kalmış, keyfinize kalmış. Karabiber, toz kırmızı biber ya da acı biber çok güzel yakışıyor. Yufkamızı bu şekilde yağlayarak saracağız. Şöyle hamuru ben dörde bölüyorum göz kararı. Zaten incecik ve ipek gibi açıldığı için sararken hiçbir sorun yaşanmıyor. Bu şekilde içini yağlayıp şöyle yağın her tarafa gelmesini sağlıyorum. Ardından pırasalı içten şöyle dilerseniz sadece geniş tarafa şöyle bir sıra halinde de koyabilirsiniz. Ama bugün ben bu şekilde bütün yufkanın içine yaymak istedim. Bu da sizin için bir fikir olsun. Ispanaklı, patatesli, peynirli, kıymalı her türlü çok güzel oluyor. Tarifi mutlaka denemenizi rica ederim. Dediğim gibi bunları ben şoklayıp dipfrize atıp bu şekilde müşterime teslim etmiştim. Sizler pişirme önerisi için hem videonun altındaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Hem de videonun sonunda çıkan videolardan istediğinize tıklayıp pişirme önerisi olarak istediğiniz videoya tıklayıp izleyebilirsiniz. En çok sipariş aldığım lezzetlerden biridir bu börek. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.